Hocam merhabalar. Merhaba. Şu anda aslında belki de cinsel terapide kabus diyebileceğimiz bir konuyu konuşacağız. Cinsel isteksizlik. Belki de çözülmesi diğer cinsel işlev bozukluklarına göre en zor olan tablo. Nedir hocam cinsel isteksizlik? Öncelikle cinsel yaşam 5 aşamadan oluşur. Önce cinsel istek olur. Buna şehvet diyoruz. Daha sonra bu isteğin bedendeki karşılığı dediğimiz cinsel uyarılma olur. Kadında bunun karşılığı vajinanın ıslanması ve klitorisin sertleşmesi, erkekte bunun karşılığı penisin sertleşmesidir. Üçüncü aşama plato dediğimiz aşamadır. Biz buna koit aşaması diyoruz. Yani penis vajina birlikteliğinin olduğu aşama diyoruz. Ve sevişme diyoruz. Bu aşamanın sonunda dördüncü aşama ortaya çıkar. Buna da boşalma ve orgazm aşaması denir. Evet. Ve boşalma ve orgazm tamamlandıktan sonraki aşamaya da çözülme dediğimiz cinsel doyum aşaması denir. İşte bu beş aşamalı cinselliğin temeli cinsel istektir, yani şehvettir. Bizim şehvetimizin yüksek olması diğer bütün aşamaları keyifli kılarken şehvetimizin düşük olması, cinsel isteğimizin düşük olması diğer aşamalarda da problemlere yol açar. Peki cinsel isteğin bizim için önemi nedir? Cinsel isteksizlik nedir diye bakarsak, cinsel istek yani şehvet, cinselliği yaşama arzusu demektir. Cinsellikle ilgili düşünmek, cinsellikle ilgili konuşmak, cinsellikle ilgili hayaller kurmak demektir. Ve partneri olan biri ya da tek başına yaşayan biri cinsel anlamda bir tatmin, bir boşalma arzusu hissetmeye başladığında, bunun detaylarını düşünmeye başladığında buna biz cinsel istek diyoruz. Bunun yokluğuna cinsel isteksizlik adını veriyoruz. Evet. Peki bunun nedenlerine bakacak olursak fizyolojik ya da psikolojik ya da çevresel nasıl kategorize edebiliriz? Ve özellikle sıklıkla gördüğünüz cinsel isteksizlikle alakalı en önemli faktörler nelerdir? Öncelikle cinsel isteği arttıran en önemli unsur beş duyumuzdur. Evet. Yani görme, işitme, koklama, tatma ve dokunma duyuları cinsel isteğin oluşumunda merkezi rol alır. Erkekler mesela daha fazla görsel uyarılardan hoşlanırken kadınlar daha çok dokunmatik uyarılardan hoşlanırlar. Demek ki ben beş duyumu kullanarak partnerimde ve kendimde istek yaratabilirim. Bunları kullanmayarak da kendimi isteksiz bir duruma sokabilirim. Mesela kadın evde partnerinin dikkatini çekecek güzel kıyafetler giymediğinde görsel anlamda bir uyaran düşüklüğü yapar. Erkek seks dışında partnerine dokunmazsa kadında da cinsel anlamda bir istek azlığı olur. O yüzden beş duyuyla uyaranlara biz çok dikkat edeceğiz. Mesela koku duyusunu ben çok önemsiyorum. Evet. Çiftlere diyorum ki normal bir parfümünüz olabilir ama seks günü, seks yapmak istediğinizde ve seks yaparken sıkacağınız çok özel bir parfüm olsun. İleri de her yaşadığınız cinsellik o parfümlerle birleştiğinde biz buna klasik koşullanma diyoruz. O parfümü sıktığınız anda şehveti de beraberinde getirmeye başlarsınız. Yani seks kokusu mutlaka olmalı. Erkeğin de kadının da. Kadın erkeğin o kokusunu duydukça şehveti artmalı. Erkek kadının kokusunu duydukça şehveti artmalı. Bakın beş duyu. Evet. İşte işitsel anlamda da seks konuşurlarsa, birbirlerini tahrik edici erotik konuşmalar yaparlarsa kulakları bu konuşmaları duydukça insanlar tahrik olabilir. Tadına bakmak. Öpüşürken, dokunurken, birbirimizin tadına baktığımızda bütün bunlar beş duyumuzu kullanarak cinsel isteğimizi arttırabiliriz. İkincisi, ilişki. Yani kadın erkek ilişkisi cinsel isteği arttırabilir. Kadınlar daha romantik, erkekler daha erotik bir ilişki içindeyse libido oranında artış olur. Ortam. Yani içinde bulunduğumuz ortam, içinde bulunduğumuz yatak odası seksi çağrıştırabilir. İşte odadaki aynalardan tutun da odadaki seks oyuncaklarına kadar pek çok detay istekte artış yapabilir. Onun dışında bizim libido adını verdiğimiz içimizden gelen yoğun bir şehvet duygusu vardır. Ve o bir parça bizim bilinç dışımızla ilgilidir ve bir erkeğin kendi bilinç dışında kendisini tahrik eden detaylar gizlidir. İşte bunları ortaya çıkartmak. İşte bizim fiksasyonlar dediğimiz, fetişler dediğimiz küçük detaylar vardır. Her erkeğin kendince fetişleri vardır. Ha bunlar bir sapkınlık boyutuna ulaşmasa ve belli bir noktada durursa şehvetin de ana unsurlarını oluşturur. Bunun için erkeğin kendini tanıması lazım. Kadının partnerini tanıması lazım. Bunlar ortaya çıkabilmesi için erotik romanlar okumamız, erotik filmler izlememiz lazım. Bunları yaparak ne yaparız aslında?
Kendimizi tanımaya başlarız. İşte ben içimden gelen arzuyu, cinsel arzuyu keşfettiğimde, bunun kaynaklarını keşfettiğimde, beş duyumu aldığımda, ortam seks için uygun hale geldiğinde, ilişkim seksin konuşulduğu erotik ve romantik bir ilişkiye dönüştüğünde ve sağlıklı beslendiğimde, afrodizyak gıdalarla beslendiğimde ne yapıyorum? Cinsel isteğimde bir artış yaşıyorum. Çok güzel. Yani aslında hepimizin bilinç dışı ya da bilinçli olarak bir şekilde cinselliği ve cinsel isteği uyarıcı bir takım işaretleri hayatımızda var. Bazen farkındayız, bazen de değiliz. Aynen. Cinsel istek de, cinsel isteksizlik de koşullanıyor aslında. Kesinlikle. Cinsel isteksizliği de belki koşullandıran ortamlar, durumlar, konuşmalar ya da kokular var. Dolayısıyla bunu bilmek aslında biraz parmak izi gibi sanırım, değil mi hocam? Herkeste farklı bir etkisi var. Sonuçta herkes aynı şekilde uyarılmıyor, tahrik olmuyor. Tabii ki. Hepimiz birbirimize benziyoruz ama çok farklıyız. Şehvet seviyelerimiz de aynı şekilde. O nedenle bir erkeğin tahrik olduğu konudan bir başka erkek tahrik olmayabilir. Bir kadının tahrik olduğu konulardan bir başka kadın olmayabilir. Parmak izi gibidir şehvetin kadim sırları. Evet. Burada bir takım fetişlerden bahsettik. Yani bunlar tabii ki cinsel sapkınlık boyutunda da olabilir ama bizi besleyecek, libidomuzu artıracak bir takım fetişlerimiz de olabilir. Bunları tabii ki partnerimiz istemeyebilir. Ama bizim bunu konuşabilmemiz yine de önemli midir? Tabii ki. Konuşulan her şey ruha şifa verir ve bir çözüm üretir. Ama konuşulmayıp içimize attığımız her şey bizi ne yapar? Doldurur. Ve negatif bir hale getirir. Bazen böyle hani sapık gibi algılanacağım korkusu da taşıyabiliyor insanlar. Ya da bu fantezimi paylaşırsam, bu hayalimi işte kafamdan geçirdiğim bu düşü paylaşırsam, işte eşim benim bir sapık olduğumu düşünecek. Oysa ki cinsel sapkınlıkla cinsel fantezi arasında bir çizgi var, ince bir çizgi. Var. Nedir onu, hocam bu çizgi? Onu şöyle tanımlayalım. Mesela bir erkek kırmızı ojeli ayaklarını gösteren açık bir ayakkabı, yüksek toplu bir ayakkabı giymiş bir kadına baktığında tahrik olabilir. Ve bunu partnerinden de isteyebilir. Ve benim için böyle bir kıyafet giy ve ben ayaklarını göreyim diyebilir. Bu erkekte büyük bir coşku ve heyecan ve şehvet yaratabilir. Bu bir fantezidir. Evet. Ama erkek o ayakkabıları, kırmızı ojeli ayakları ve ayakkabıları görmeden tahrik olamıyor. Onlar olmadan sertleşemiyor. Onlarsız bir cinsellik yaşayamıyor. Ona bağımlı hale gelmiş. Yani nefes alıp vermek gibi ona bir muhtaçlık yaşamaya başlamışsa bu bir cinsel sapkınlık, buna fetişizm diyoruz. Evet. Ama bu fetiş nesnenin cinsel hayatı renklendirmesi cinsel fanteziyken onsuz yapamama kadının vücudundan, bütün bedeninden ziyade ayakları çok ön plana geldiğinde de buna da cinsel sapkınlık diyoruz. O nedenle fetişler cinsel sapkınlığa da yol açabilir ama bizi tahrik eden her unsura biz fetiş dersek bizim şehvetimizin ana unsurunu da oluşturabilir. O nedenle ben fetiş kelimesini normal bir yapı olarak kullanırken sapkınlığın içerisindeki fetişizmi ya da fetişizmin içindeki fetişe yüklenen özel anlamın çift tarafından nasıl yaşandığına bakarım. Demin de söylediğim gibi o yüksek topuklu ayakkabı bir fetiştir ama bu bir fantezi unsuru da olabilir. Ama bir sapkınlığın olmazsa olması da olabilir. Orada evet. Çok ince bir çizgi var. Evet. Şimdi videonun başında şeyden bahsettiniz. İşte kadın kendisini sadece seks yapıldığında arzulanan bir nesne gibi, bir obje gibi gördüğünde erkek de farklı nedenlerle cinsel isteksizlik yaşayabiliyor. Özellikle kadın ve erkek açısından baktığımızda şimdi kadının aslında yapısı itibariyle daha duygusal, daha romantik olduğunu önceki videolarda da konuşmuştuk. Erkeğin de erotik düşündüğünü ve cinselliği erotizmle yaşadığını anlatmıştık. Burada arada bir çatışma mı oluyor da çiftler bir cinsel isteksizlik yaşayabiliyorlar? Ya da kadın ve erkeğin cinsel isteksizliğinde ilişkisel diyebileceğimiz neler söyleyebilirsiniz? Şöyle, erkek erotizm aldıkça kadına karşı daha istekli olur. Kadın da romantizm aldıkça erkeğe karşı daha istekli olur. Çünkü kadının şehvetini harekete geçiren en önemli unsur romantik jestler. İşte bir erkek çiçekler alır, hediyeler alır, iltifatlarda bulunur, partneriyle güzel vakitler geçirir, onun sevdiği yemeklerin olduğu restorana götürür ise o zaman bu kadın için romantik bir jest gibi algılanıyor. Ve bu romantizm duygusu kadında belli bir seviyeye ulaştığında erkeğe karşı daha erotik bir hale geliyor. Erkek de o erotizmi hissettikçe kadına daha romantik jestler yapmaya başlıyor. Biz buna pozitif sirküler döngü adını veriyoruz. Yani erkek romantik oldukça
kadın erotik oluyor. Kadın erotik oldukça erkek daha romantik oluyor ve bu pozitif sirküler döngü şehvetin devamlılığını sağlıyor. İki, erkeğin kadına karşı arzusu, bakışları, dokunuşları, sözleri, her şeyi onu özel ve değerli hissettirir. Çünkü kadın cinselliğinin temeli arzulanmak. Ve erkek kadını arzuladıkça kadın daha şehvetli hale geliyor. Ama erkeğin mesela şehvetinin temeli ereksiyon. O nedenle kadın erkeğin penisine temas ettikçe ne yapıyormuş bizim ufaklık deyip arada bir dokunuyorsa, işte yatakta dokunuyorsa, televizyon izlerken dokunuyorsa, her fırsatta kimseye çaktırmadan bu dokunuşları yapıyorsa, erkekte ereksiyon ortaya çıkarabiliyorsa bu ereksiyonlar da erkekte şehvet unsuru yaratıyor. Yani burada da bir döngü var. Arzulayan erkek penise dokunan kadın yine pozitif bir sirküler döngü yaratabiliyor. Bu döngülerin içinde kalan çiftler sağlıklı, mutlu bir cinsellik yaşarken bu döngüyü ortaya çıkaramayan çiftlerde ise negatif döngüler başlıyor. Yani erkek kadına karşı artık romantik olmuyor. Kadın erkeğe karşı erotik olmuyor. Erkek kadını arzular gözlerle bakmıyor. Kadın erkeğe dokunmuyor penisine ve böyle olunca da mutluluğu yanlış yerlerde arıyorlar. İşte kadın kendini çocuklarına, işine, gücüne verebiliyor. Bazen aldatabiliyor. Erkekler mastürbasyona kayabiliyor. Bazen aldatabiliyor. Ama her halükarda çiftin birbirinden güç alması, birbirleriyle birlikte cinsel hayatlarını çok keyifli hale getirmeleri gerekir. Mutluluğu birbirlerinde aramaları gerekir. Evet. Bazen eşler birbirlerine karşı kimliklerini de çok karıştırabiliyorlar. Yani birbirlerine ebeveynlik yapabiliyorlar ya da çocuk gibi davranabiliyorlar. Dolayısıyla da çocuğunuz gibi gördüğünüz biriyle sevişemezsiniz. Aynen öyle. Bu faktörler de cinsel isteksizlikte muhakkak etkilidir. Özellikle psikolojik açıdan baktığımızda ya da işte bunun altında siz başka hangi nedenleri görüyorsunuz? Bu da bir cinsel isteksizlik nedenidir diyebilir miyiz? Kesinlikle. Çünkü transaksiyonel anlamda 3 ego durumumuz var. İşte birine yetişkin, diğerine çocuk, diğerine de ebeveyn diyoruz. Çocuk egomuz daha çok duygularımızı, ebeveyn egomuz ise daha çok hayattaki kuralları ve ebeveynlerimizin bize dayatmalarını ve toplumun değer yargılarını içerirken yetişkin egosu sağlıklı ve olgun yapımızı ortaya çıkarır. Evet. Erkek yetişkin, kadın yetişkin olduğunda şehvet olur. Mükemmel. Ama erkek ebeveyn, kadın çocuk olduğunda ya da kadın ebeveyn erkek çocuk olduğunda ya da ikisi ebeveyn olduğunda ya da ikisi çocuk olduğunda bu transaksiyonlarda maalesef cinsellik yok. Ve ebeveyn çocuk ilişkisi kadar bir evliliğe ve cinselliğe zarar veren belki de başka bir şey yoktur. Mesela bir kadın anne olarak ebeveyn rolündeyken ebeveyn egosuyla kocasına sarayla ekmek yedirir sabah kahvaltıda. Bunu da yedip ağzına tıkar, üstüne de şu ballı sütü iç, gün boyu çalışacaksın aç kalma der. Erkek çocuk gibi o sarayla ekmeği yer ve çıkar. Şimdi burada kadın annedir, erkek çocuktur ve bu çift seks yapamaz. Evet. Çünkü anne şefkati vardır. Çünkü sevgileri şefkate kaymıştır. Hı. Şefkat ebeveynlerin çocuklarına duydukları bir duygudur. Ama bu kadın sarayla ekmeği ağzına alıp erkeği ağzıyla yedirir ve o sırada penisine dokunursa, akşam da farklı fanteziler yaparız deyip kulağına birazcık nefesini üflerse, erkek bir yetişkindir, kadın da bir yetişkindir ve bu çiftin ilişkisi sağlam ve sağlıklıdır. Çünkü sevgilerinin tonu şehvete kaymıştır. Şehvet iki yetişkin arasında yeşeren bir çiçektir. Şefkat ise ebeveyn ve çocuk arasında yeşeren bir çiçektir. Ve çok güzel bir duygudur şefkat. Fakat bu şefkatin bir ebeveynin çocuğuna akıtması gerektiği bir duygu olduğunu unutmayalım. Yetişkin bir insana şefkat duyulur mu? İşte o olursa cinsellik bitiyor. Evet. Dolayısıyla hani sen benim her şeyimsin, sen benim yeri geldiğinde annemsin, yeri geldiğimde babamsın, arkadaşımsın gibi cümleler de tehlikeli. Yanlış. Sen benim eşimsin, sevdiğim insansın, sevgilimsin ve bu kimliğin diğer hepsinden çok daha önemli. Kesinlikle. Biz sevgili olursak evet, her şey muhteşem ama sevgililik rolünden çıkarsak her problemler başlıyor. Karışık. Peki hocam, son olarak bir de tüm bunlar diyelim ki yerli yerinde, bunlarla alakalı herhangi bir sıkıntımız yok. Fakat yine de bir cinsel isteksizlik yaşayabiliyor mu çiftler? Başka nedenlerle, fizyolojik nedenlerle? Bundan da bahsedip videoyu kapatalım. Şöyle, biz tabii ki psikolojik sebeplerin cinsel isteksizliğe çok önemli olduğunu gördük. Ama organik dediğimiz bedensel problemler de olabilir. Mesela bir erkekte beyninde bir iyi huylu bir tümör
ortaya çıktığında prolaktin hormonu dediğimiz bir hormon salgılanabilir. Ve bu hormon erkekte libidoyu ve şehveti ve cinsel isteği bitirebilir. Evet. Ve bunun tek bir belirtisi var. İşte memede hafif bir büyüme. Hı-hı. Ama adam hafif kiloluysa bunu fark etmeyebilir de. Fakat penisin sertleşmemesinin altında yatan şey bu prolaktin hormonunun yüksekliği olabilir. İki, hem kadında hem erkekte cinsel isteğin en önemli hormonu testosterondur. Testosteron düşüklüğü bütün bu saydığımız güzelliklere rağmen evet. çifte cinsel isteksizliğe yol açabilir. Onun dışında kansızlık, vitamin eksiklikleri, kalp şeker tansiyon hastalıkları gibi hastalıklar ve bunlar için kullanılan ilaçlar erkeklerde de kadınlarda da cinsel isteksizliğe yol açabilir. İşte kadınların menopoz dönemlerindeki hormonal dalgalanmalar, adet dönemlerindeki hormonal dalgalanmalar, doğum kontrol haplarının bazıları, pek çok şey cinsel isteksizliğe yol açabilir. O nedenle biz ne diyoruz? Bir cinsel isteksizlik vakasıyla karşılaştığımızda biz öncelikle psikolojik faktörlere bakar ama karşımızdaki kişinin gerekirse bir üroloji doktoruna görülmesini, kadınsa bir jinekoloğa görülmesini isteyebiliriz. Mesela erkeklerde horlama, uyku apnesi en önemli cinsel istek problemlerinin sebeplerinden gelir. Evet. Horlayan erkek, uyku apnesi olan erkeğin cinsel isteği biter. Mesela bir erkek çok kiloluysa, vücudunda testosteron hormonu çok normal seviyede olsa bile o kadar yağın içerisinde testosteron hormonu yok olup etkinliğini kaybedebilir. Demek ki kilo, horlama, uyku apnesi, sağlıksız beslenme gibi koşullar bizde istek azlığına yol açabilir. O nedenle biz ne diyoruz? Mutlaka gerekirse bir cinsel check-up yapılmalı ve her şey normalse olayı psikolojik olarak değerlendirmeli. Demek ki cinsel isteksizliği kabaca özetlersek hı hı. bir, bedensel olabilir, iki, ilişkisel olabilir, üç, benim kendimi tanımamamla, partnerimi tanımamamla ilgili olabilir. Evet, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.